Kayseri'de bir radyoda çalışıyorduk. Ünlü siyasetçilerden birisiyle, kim olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü vereceğim mesaj o zaman güme gider. Şunla git de söyle şey yap dedim. Bir genç muhabir bir çocuğa. Eline bir mikrofon verdim. Radyo olduğu için adamın söylediklerini mikrofona kaydedeceksin yani dedim. Daha sonra o kişinin yardımcısını arayarak ya sizinle işte falan radyo adına söyleşi yapmak istiyor. Bir genç muhabir gelecek. Acaba vakit ayırır mısınız? 15 dakika, 10 dakika. O da tamam dedi. Geleceğim dedi. Spor salonunda konuşma yapıyor. Onu karşılayacak tabii bir sürü millet. O da gitti. Bana telefon açtı dedi ki ya abi yani burada koskoca kalabalık yani bana burada nerede 10 dakika ayıracak dedi ya. İyi de dedim adam telefon açtı. Kendisine söyledik. Tamam spor salonuna gelsin beni bulsun. Ona vakit ayıracağım. Sorularını cevaplandıracağım diye söz verdi. Sen bekle orada dedim. İyi tamam bekleyin dedi. Adam bunu unutmamış. Spor salonunun mikrofonundan anons ettirdi. Şöyle bir gazeteci arkadaş var. Lütfen arka taraftaki kulisteki soyunma odasının yanındaki odada sizi bekliyor diye. Adam gitti oraya. Baktı ki karşısına oturmuş. Böyle 18-20 yaşlarında bir genç. Dedi ki sana 15 dakika ayırdım. Buyur sor sorularını dedi. O kadar kalabalığın içerisinde o çocuğu unutmamış. Verdiği sözü unutmamış. Bir defa söz verdik. Evet yapacağım dedik. Bunu yapmamız lazım dedi. Karşısına aldı ve 15 dakika sorularını cevaplandırdı. Ben dedim ya helal olsun bu adama. Kimmiş ya bu falan dedim. Tam böyle sözünün eri, ikrar adamı olduğu benim orada o notumu vermiştim yani. Eğer bütün hayatında böyleyse bu adama helal olsun falan demiştim. Neyse işte böyle. Yalanla ilgili söyleyeceklerim bundan. Başka stüdyodan soru soran yoksa ben yan taraftaki yazılı olan sosyal medyadan gelen sorulara bakıyorum.